Arkadaşlar merhaba. Bu videoda diyot nedir, nasıl kullanılır ve ne amaçla kullanılır? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi diyotun çalışma mantığını protez programı üzerinden göstermeye çalışacağız. Diyot nedir diyecek olursak, diyot devredeki akımın tek yönlü akmasını sağlayan diğer iletken bir devre elemanıdır. Diyotun devrede gösteriş şekli bu şekildedir. Artı ucu ve eksi ucudur. Zaten bir ok şeklindedir. Okun sivri ucu eksi ucunu göstermektedir. Diyotun çalışma mantığına gelecek olursak, diyot devrenin artı ucundan çıkan akıma anot ucu gelecek şekilde bağlanır. Devredeki voltaj kaynağının artı kısmını diyotun artı kısmı birbirine gelecek şekilde bağlanırsa akım devreyi tamamlayabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Diyot artı ucundan gelen akım eksi ucundan ayrılır ve devreyi tamamlar. Fakat akım diyotun eksi kısmından girerse akım kesilir ve devreyi tamamlayamaz. Yani diyotun artı ve eksi olmak üzere iki adet kutu vardır. Bunların birbirine yer değiştirdiğini düşünün. Yani diyotun ters bağlandığını düşünün. Eğer diyot ters bağlanırsa akım eksi kutba geldiği zaman duracaktır. Devreyi tamamlayamaz. Simülasyona geçmeden önce yukarıda diyotun 3 farklı gösterimi mevcut. Şunlara da kısaca bir değinelim. Diyotun pozitif ve negatif olmak üzere iki kısımdan mevcuttur. Burada devre üzerinde gösterimi mevcuttur. Artı ucu, eksi ucu. Okun sivri olduğu yer eksi ucunu temsil eder. Burada da bir diyotun artı ve eksi ucu. Eksi ucunda bir çizgi vardır. Buradan diyotun artı ve eksi ucu olduğunu anlayabiliriz. Protez programımızdaki diyot devresini tanımlayacak olursak 10 voltluk bir güç kaynağımız mevcut. Akım düzeyini ölçmemiz için bir ampermetremiz, bir adet dirençimiz, bir adet diyotumuz ve bir adet de ledimiz mevcut. Devreye çalıştıracak olursak gördüğünüz gibi ledimiz yandı. 21,1 miliamperlik bir akım düzeyi devrede mevcuttur. Güç kaynağımızın artı kısmından giden akım ampermetreye, dirence, diyota ve LED'e bağlanarak akımı devreyi tamamlıyor. Simülasyonumuzu durduralım ve diyotu ters bağlayalım. Diyotu ters bağladığımızda olacak olan olayı beraber inceleyelim. Gördüğünüz gibi diyotu ters bağladığımızda devreden herhangi bir akım geçmiyor. Ne ledimiz yandı ne de ampermetremizde bir akım düzeyi belli oldu. Bunun sebebi diyotu ters bağladık. Akım buraya geldiği zaman, yani diyotun eksi ucuna geldiği zaman akımı durduruyor diyot ve devreyi tamamlamasını sağlıyor. Diyotun çalışma mantığında bir sızıntı akımı muhabbetinden bahsetmiştik. Slaytımıza geri dönüp o konuyu da inceleyecek olursak, diyotu ters bağladığımızda normalde simülasyonda herhangi bir akım kaçırmıyordu. Yani %100'lük bir kesinti vardı fakat gerçek hayatta bu kesinti yok. Çok az da olsa bir akım kaçırıyor. Buna sızıntı akımı diyor. Yani diyotu ters bağladığımız zaman az bir akım, kaçak akım meydana gelmektedir. Buna sızıntı akımı deniyor. Proteüsteki simülasyonda bu akımı göremesek de gerçek hayatta bu akım mevcuttur. Bu sızıntı akımının grafiği de ekranda gördüğünüz kısımdır. Diyotların başka bir özelliğini değinecek olursak, diyotlar silisyum diyotlar ve germanyum diyotlar olmak üzere ikiye ayrılır. Silisyum diyotlarda 0,6 volt eşik değeri, germanyum diyotlarda 0,3 volt eşik değeri vardır. Hatırlayacaksınız en başta diyotlar için yarı iletken bir devre elemanı demiştik. Yarı iletken olmalarının sebebi dış yörüngede 4 elektronlarının olması. Aynı şekilde germanyum ve silisyum diyotlarında dış yörüngede son 4 iletken olduklarından dolayı yarı iletkendirler. Eşik değer konusuna gelecek olursak, eşik değerler devrenin toplam V değerinden çıkartılır. Silisyum diyotlar devreden 0,6 volt, germanyum diyotlar ise 0,3 volt olmak üzere devreden voltaj çalmaktadır. Bu eşik değerini şöyle düşün. Diyelim, hatta örneğimizi de var. Direkt örneğimize bakalım. Örnek verecek olursak 10 voltluk bir devrede bir tane silisyum diyot kullanılmıştır. Silisyum diyot devreden 0,6 volt alacağı için biz bu devrenin voltaj değerini 9,4 volt olarak göstermekteyiz. Yani özetleyecek olursak bu eşik değerleri bizim diyotlarımızın devreden çaldığı voltaj değerleridir. Silisyum diyotlarda 0,6, germanyum diyotlarda 0,3 volt devreden voltaj çalmaktadırlar. Diyotlar konusu bu kadar. Eğer video size
faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.